Osmanlıların Hindistan'ı işgal etme ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal hiç olmadı. Çünkü bunu yapacak imkanları yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hint Yarımadası'nı işgal etmesi için iki yol vardı. Karadan veya denizden. Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim. Kara tarafından işgal. Hint Yarımadası'na ulaşmak için Osmanlılar önce İran'daki Safevi İmparatorluğu'nu yenmek ve tüm İran'ı işgal etmek zorunda kalacaktı. Safevi İmparatorluğu o dönemde Osmanlıların rakibiydi ve iki imparatorluk birbiriyle birçok kez savaşa girmişti. Bu savaşlar genellikle Osmanlıların lehine sonuçlandı. Ama Osmanlıların İran'ı tamamen fethetmeye veya Safevi topraklarını derinliklerine nüfuz etmeye yeterli olmadıkları da kesindi. Bu nedenle Osmanlıların Hint Yarımadası'na herhangi bir istila gerçekleştirebilmeleri için önce Safevi İmparatorluğu'nun yani İran'ın istila edilmesi ve fethedilmesi gerekecekti. Osmanlıların Safevi İmparatorluğu'nu fethedebildiğini varsayalım. Bu aslında işin en kolay kısmı olurdu. Osmanlılar İran'ı kontrol altına tutmaya çalışırken çok daha büyük iki tehditle karşı karşıya kalacaktı. Doğuda Babür İmparatorluğu ve kuzeyde Özbekler. Osmanlı'nın İran'ı fethi bölgedeki jeopolitik durumu tamamen değiştirecekti. Safeviler artık Özbeklerin düşmanı olmayacak, yeni düşman Osmanlı İmparatorluğu olacaktı. Çünkü her iki güç de Horasan topraklarını ele geçirmekte yarış içinde olacaktı. Bu Osmanlıların iktidar merkezinden 1500 kilometre uzakta iki düşmanla birden karşı karşıya kalmasına neden olacaktı. Üstelik bu durumda ordunun tedarik hatlarının sağlanması da imkansız olurdu. Hint Yarımadası'na batıdan girmek ancak iki geçitten birisinden geçerek olabilirdi. Ya Kandahar'dan ya da Kabil'den. Her ikisi de doğru bir şekilde savunulduğunda alınması çok zor olan güçlü savunma noktalarıydı. Nadir Şah'ın iyi savunulan Kandahar'ı almasının bir yıldan fazla sürdüğünü hatırlatalım. Ayrıca Osmanlılar Avrupa'da Avrupalılarla, Kafkasya'da Ruslarla, İran'da isyanlarla, Orta Asya'da Özbeklerle ve Hindistan'da Babürlerle başa çıkmak zorunda kalacaktı. Bu kesinlikle kazanılabilir bir senaryo olmazdı. Denizden işgal. Denizden yapılabilecek böyle bir işgal ancak Babür, Hümayun ve Ekber döneminin ilk başlarında mümkün olabilirdi. Ekber İmparatorluğu'nun genişlemesinden sonra böyle bir şey artık mümkün olmazdı. Daha doğrusu Babür İmparatorluğu ile doğrudan karşı karşıya gelmeden olmazdı. Bu, ana vatandan binlerce kilometre uzakta, Babür gücünün merkezinin yakınında bir savaş yapmak anlamına gelirdi ve bu kazanılamaz bir savaş olurdu. Osmanlılar Hindistan'ı doğrudan işgal etmeye hiçbir zaman kalkışmadı. Ancak Hindistan'ın batı kıyısı boyunca kendi nüfuzlarını oluşturmaya çalıştılar. Bunun amacı Hint Okyanusu'ndaki ticareti kontrol etmek içindi. Osmanlılar böylece Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki nüfuzlarını da genişletmeye çalışacaklardı. Sonuçta Osmanlılar Hint Okyanusu'nda nüfuz kazanmak için yükselen bir deniz gücüne karşı savaş açtı. Bu güç Portekiz'di. Osmanlılar Portekizlilerin etkisini sınırlandırmak ve Hint Okyanusu çevresinde kendi nüfuzlarını genişletmek için Batı Hint kıyısı, Yemen ve Doğu Afrika kıyısı boyunca yerel İslami sultanlıklar ile ittifaklar kurdu. Ancak Osmanlılar 1538'de Hindistan'ın bir adası olan Diu'yu kuşattığında Portekizlilere yenildi. Portekizliler bu olaydan sonra Hindistan'ın batı kıyısındaki bütün savaşları kazandı ve orada kalıcı bir varlık oluşturdu. Ancak Portekizliler bile Hindistan'ın derinliklerine giremediler. Osmanlılar ve Portekizliler deniz ticaret yollarını ele geçirmek için deniz savaşları yaparken Kuzey Hindistan'da yeni bir güç ortaya çıkıyordu. Bu, yakın zamanda Hint Yarımadası'nın en büyük gücü haline gelecek olan Babür İmparatorluğu idi.